Şimdi CHP ile alakalı söylemek istediğim çok önemli bazı konular var. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti olarak, Türk vatandaşı olarak, devleti, halkı, adaleti olarak bakın FETÖ ile mücadele edebiliriz. Çok kolay mücadele ederiz. PKK ile mücadele edebiliriz. HDP ile mücadele edebiliriz. Aydın Doğan'dı, Cem Uzan'dı, buna benzer bir sürü kimlerle mücadele etmedik. Hepsiyle mücadele edebiliriz. Ama şu bir gerçek bak. En sonuna Türkiye Cumhuriyeti'nde Recep Tayyip Erdoğan geldi dayandı. CHP ile mücadele. Kimsenin dile getirmediği, getiremediği ve şimdiye kadar kimsenin el uzatamadığı bir parti. Parti mi? Hayır. Bence teşkilat, örgüt bunlar. CHP ile mücadele. Bunlarla mücadele etmemiz lazım. Asıl bunları temizlememiz lazım. Bunlar hani 15 Temmuz darbe girişiminden sonra hani dinle alakalı bütün tarikatlar, cemiyetler, ilahiyetler kapansın, yine darbe yaparlar, yine teşkilatlanırlar, yine devletin içine sızarlar diye hani hep televizyon programlarında bangır bangır bağırıyorlar ya. Asıl CHP her yere tekrar sızar. Biz CHP ile kesin mücadele etmemiz lazım. Bunu daha CHP'den kurtulması lazım Türkiye'nin. CHP bakın Hazreti Yusuf'un filmine bakanlar, seyredenler bilir. Orada bir Tanrı Amon vardı. Amon. Amon'a tapanlar. Tanrı Amon. Heykel. Ne diyordu? Bak her zaman orada ne diyordu? Oradaki Amon'un başındaki o rahip, aşrahip. Tanrı Amon sizi kutsasın ve kazandığınız her şeyi Amon'a borçlusunuz. Tanrı Amon'a borçlusunuz diyordu. Bak bütün kazancınızı, gücünüzü, sıhhatinizi, her şeyinizi size Tanrı Amon'a borçlusunuz. Şimdi CHP'de aynı bunların değişik versiyonuyla devam ediyor. Ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti'nde bugün maaş alan konumunda, yani maaş alma konumunda, rütbe, mevki, makam konumunda olan herkese, gerekirse Cumhurbaşkanı'na bile ne diyor? Bugünkü konumunu, koltuğunu Atatürk'e borçlusun diyor. Atatürk'e. Ya tamam borçluyuz da hani Cumhuriyet olmasaydı diyor. Sen o zaman hani Atatürk Cumhuriyeti kurmasaydı sen o koltuğa gelemezdin. Hani ordunun içinde Atatürk olmasaydı sen general olamazdın, sen albay olamazdın, yarbay olamazdın, sen öğretmen olamazdın, sen doktor olamazdın. Her şeyi Atatürk'e borçlusun, her şeyi. Tamam, Atatürk'e borçlu da işte bunların asıl hileleri, hurdaları, oyunları, bakın alevere dalavereleri tam burada nüfuz ediyor işte. Orada bakın o eski 3000 yıl önce Hazreti Yusuf'un filminde bakın 3000 yıl önce o zaman Tanrı Amon'a hani borçlusunuz diyenler ne diyordu biliyor musun? Tanrı Amon'u mutlu edin, tatmin edin, adaklar sunun, yanında olun, Amon'a destekleyin, Amon'u koruyun, Amon'un savunucusu olun. Şimdi bunlar da ne diyor? Atatürk'ün yanında olun, Atatürk'ü destekleyin, Atatürk'e buna benzer aynı onun bir değişik versiyonu Avrupa'dan da bazı duymuş olduğu kelimelerle laiklik, cumhuriyetlik, demokrasicilik, inkılapçılık, yok özgürlük buna benzer böyle bir takım bir sürü yanına koymuş olduğu zırvaları, bak bir sürü zırvaları halbuki asıl açılımını neyi içerdiğini, gerçekten ne anlama ifade ettiğini kendileri bile bilmeyen, bak kendileri bile bilmeyen Atatürk'ün ilkeleriymiş gibi yapıp onların arkasına sığınarak da çok güzel bir yere tezgah kurmuşlar. Yani malı götürüyorlar. Çok güzel yere. Hani şöyle düşünün bakın. Günümüzden örnek vereyim. Bir sokak lambası veyahut da evin bir penceresinde bir ışık. Gece karanlığında evin penceresinin dışında demir telörgü var mesela diyelim parmaklık. Örümcek geliyor o demir parmakla ağını kuruyor. O demir parmaklığa ışığın önünü kapatıyor. Zekalı, örümcek akıllı. Bakın örümcek kapatıyor orayı. Oradaki ışığa gece karanlıkta üşüşen bütün böcekler, kelebekler ne kadar böcekler varsa hepsi geliyor. O örümceğin ağına yapışıyor. Örümcek de onları güzelce bir onları yiyor, onlardan besleniyor. Güzel yere tezgah kurmuş. Anladınız mı? Önünüze kırmış. Işığı oradan Atatürk'ü oradan ışık olarak kullanmış. Önüne aynı örümcek gibi ağ kurmuş oraya Atatürk'e çektiği adamı güzelce bir sövüşlü onları bir yiyor. Onları bir yiyor. Onlardan güç alıyor, destek alıyor. Şimdi bugün Türkiye'de %19 iskelet bir oyu var. İskelet garanti. Yani yansam da yensem de yenilsem de hani amilli olur ya yense de yenilse de hepsinin de izler gibi. %19 bir de bir kesimi var çantada kekli. O her zaman onun o konumunda o demir parmaklıklar var ya hani o örümcek ağ kurdukları orada o konumda onu tutmaya yetiyor. Her zaman o var garanti. Onlar onunla yetinmiyor. Ne yapıyorlar?
diğer partilerden de zaman zaman, dönem dönem ne tırtıklayabilirlerse, güzel kelime mi kullandılar? Veyahut da diyelim ki ne, insanların iktidara gelmediler ya, iktidarın bir herhangi bir hatasını ya da yanlışını mı gördüler? İnsanoğlu her zaman hata yapmaz mı? Yapar. Bir hatasını mı gördü? Orada yükleniyor. Sen devletin hazinelerini mesela diyelim sen Katarlılara satıyorsun. Sen fabrikaları başka ülkelere satıyorsun. Sen devletin malını çarçur ediyorsun. Sen Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarda bizim mesela güç kaybetmemizi, ekonomik darboğaza girmemize sebep oluyorsun. Devlet hazinesini yanlış yerde kullanıyorsun. Sen okul, hastane şunu bunu yaparken onları yap işlet devlet modeliyle yapıyorsun. Hazineden kullanmıyorsun. Hep böyle iftira, hep masraf ediyorsun. Gereksiz mesela Ekrem İmamoğlu ben tasarruf yapacağım diyordu. İstanbul nimet diyordu. Gelirsen ben tasarruf yapacağım. O gereksiz hüzür masrafların hepsini önüne geçeceğim. İstanbul'un parasını artırıp biriktireceğim. Kalan parayı da 16 milyonla çatır çatır afiyetle yiyeceğim diyordu. Bütün arabaları sergiledi gördüğünüz yeni kapıda. Hepsi de belediyenin yaşlı bakım, evde hizmet arabası, yok bilmem cenaze arabası, yok bilmem ambulans, şunu bunu ne kadar var? Hep belediyenin mecburi arabaları, hizmet, resmi hizmete ait araçlar. Bunların hepsini orada reklam şovunu yaptı. Aradan 6 ay, 1 sene geçti. Şimdi tekrar yeni sıfır araçlar kendisi sipariş vermeye başladı. Niye? Hani israf da onlar, yalan. Şimdi bunlar her zaman bu taklidi yapıyorlar arkadaşlar. Gelmeden önce, belediye başkanına seçilmeden önce kaynak var. Kaynak İstanbul, kaynak Ankara. Ben oradan tasarruf yapacağım. Ben vergileri, mesela vergi indirim yapacağım. Huzuru masraflarının önüne geçeceğim. Ankara'nın veyahut da İstanbul'un veyahut da neresi İzmir'in veyahut da Antalya. Oranın mesela hiç tanısın ya da tanımasın. Hep aynı argüman. Buranın geliri yanlış yolda harcamalar yapılıyor. Yanlış yatırımlar yapılıyor. O yüzden devlet, yani belediyenin parası zay oluyor, masraf ediliyor, gereksiz huzuru. Ben bu gereksiz masrafları önleyeceğim, tasarruf yapacağım, birikinti edeceğim, daha fazla yatırım yapacağım, kalanı da halka dağıtacağım. Hiç tanımıyor. Ama bak CHP, ben şu anda CHP'nin belediye başkanı adayıyım bak. Hiç tanımadığınız bir tane Uruguay'da veyahut da diyelim ki ne, Fransa'da Lais kenti. Anladın mı? Fransa'nın Lais şehri. Ben şimdi orada CHP'liyim, adayım. Aday olacağım işte. Bak gidiyoruz, hep beraber oradayız. Hemen ne yapacağız? Şehri biliyor musun? Kaç kişi yaşayabiliyor musun? Veyahut da herhangi bir şey, o şehirde hizmet eksik falan filan bir şey biliyor musun? Hayır, hiç alakam yok. Direkt CHP kafasıyla konuşuyorum. Hemen vardım şehre, pankartları astım. İlk yapacağım ne biliyor musun? Ben bu şehre tasarruf yapacağım. Bu şehirde yanlış yatırım yapılmış. Bu şehirde gereksiz hüzürlü masraflar yapılmış. Ben bu şehrin masraflarını, gereksiz masraflarını kısacağım. Harcamalarını doğru yapacağım. Ve artan parayla, biriken parayla düzgün yönetim, düzgün belediyecilik yönetimiyle, sosyal belediyecilik yönetimiyle yapacak olduğum birikintileri halka dağıtacağım. Ya kardeşim, Lais kentinin ne olduğunu biliyor musun? Adam trilyoner zaten ya. Adam milli gelir bilmem ne kadar falan filan. Adam hiç alakam biliyor. Ama CHP zihniyeti var. Her kabın içine dök su gibi. Her kaba dök hemen uyur. Uyar. CHP bu zaten. Anladın mı? Bilir bilmez siyaset yapar. Tasarruf yapacağım. Çünkü bizim halkımızın da en önemli hassas noktasından birisi karnı. Hiçbir zaman Türk milletini aç bırakmayacağım. Aç bırakırsan yakar yıkar saldırır. Çok kötü olur. Sinir krizleri geçirir. Yani Türk milletini sakın aç bırakmayacaksın. Açlıkla asla sınamayacaksın Türk milletine. İkincisi, parayla hiçbir zaman Türk milletine, yani ekonomik baskı, işsizlik, dış yok darboğazlık, hani geçim sıkıntısı gibi şeylerle asla Türkiye'yi sınamayacaksın. Türkiye'nin elinde bunları almadığın sürece istediğin kadar Türkiye'nin yani kullanırsın, yönetirsin Türk milletini. Türk milletini aç bırakma, bir de ekonomik sıkıntı çektirme. Nasıl patates soğan olmadı diye bütün herkes Erdoğan'a düşman oldu, gördünüz. Yani İstanbul'da patates, soğan pahalı diye her ülkede düşman oldu. Hiç kimse de demedi ki ya arkadaş kıştır, şudur budur, gerek vardır, yoktur. Yani bekleyelim, bir iki ay sonra düşer ucuzlar veyahut da kara borsacılar var. Veyahut da halde ne bileyim işportacılar hep hile hurda yapıyorlar. Fiyatı arttırmak için şunu yapıyor, bunu yapıyor. Buna benzer hiç böyle hiç düşünmüyorlar. Bakıyor, pahalı mı biraz? Pahalı. Tamam, AK Parti inaşı. Hep bu, hep cebine Erdoğan atıyor ya. Hep bu fiyatı o belirliyor ya. Ya Türkiye'de özgür serbest piyasa var ya, serbest piyasa. İsteyen istediğine satar. Bu kadar basit. Ama işte bunu anlatamazsınız.
Neyse, konumuza dönelim. Bu CHP tayfası Erdoğan gibi güçlü bir lider karşısında şu anda herhangi bir fonksiyon gösteremiyor. Ama Türkiye'nin başına Erdoğan gibi yine her zaman böyle güçlü bir lider gelecek anlamı yok. Böyle bir kayda yok. Erdoğan şu anda çok güçlü olduğu için, çok güçlü, kuvvetli olduğu için Erdoğan'la mücadele edemiyor. Halkın çoğu Erdoğan'a ne olduğunu biliyor, Erdoğan'dan vazgeçmiyor. Erdoğan gittikten sonra, diyelim ki ne, Erdoğan Türkiye'nin başından gittikten sonra yerine gelecek hiç kimse CHP ile dans edemez kardeşim. Hiç kimse. Kesinlikle hemen ilk işleri bakın, askeriyenin içine el atmak. Generaller, albaylar, yarbaylar, bütün orgeneraller, hepsine, bütün atamalara, ya Sanıştay, Danıştay, bütün hakimler, savcılar, bütün bu YÖK, ne kadar dekantlar varsa, biliyorsunuz zaten bu İş Bankası zaten onların arka bahçesi, Barolar Birliği arka bahçesi, bunların arka bahçeleri, Eczacılar Odası arka bahçesi, İmarlar Odası zaten arka bahçesi, ne kadar meslektarlar varsa arka bahçeleri, diğer devletin kamu bankaları, Vakıf Bank gibi, başka Ziraat Bankası gibi, buna benzer Halkbank da işte, buna benzer bankaları da yavaş yavaş gün geçtikçe içerilerine sızacaklar. Sızma eğilimi gösterecekler. Sızmak için. Gün gün sızıyorlar kardeşim. Sızacaklar. Bunlara sıza sıza ne yapacaklar? Yeni gelecek olan iktidarı hiçbir zaman, yani Türkiye'de yetki kullandırma veyahut da herhangi bir kanun çıkarma, herhangi bir yeni bir ne bileyim proje veyahut da herhangi bir yapı eser geliştirme, hepsinin önüne geçecekler, engelleyecekler, kendilerinden başka herkesi engelleyecekler arkadaşım. Ne zaman ki karşı geldiler CHP'ye, anında darbeyle indir, anında asker sokağı, anında tankları yürütürler. Erdoğan gibi böyle çok güçlü bir lider olduğu için artık bir şey yapamıyorlar. Yoksa ama en büyük tehlike CHP, Türkiye'nin en büyük tehlikesi bunlar, en büyük. Hem halka hem kendi seçmenine, herkese zarar veren bir kitledir bu CHP. Bütün ne yapıp ne edip son nefesimize kadar mücadele edip bu CHP'den kurtulmamız gerek kardeşim. Bu CHP'nin yerine başka bir parti gelsin. Yani halkına hizmet edene oy versinler. Ben CHP'nin annelemine, şuna buna ben umurumda değil. Ben onlar gibi saf değilim. Öyle Kılıçdaroğlu gitti, İmamoğlu geldi. İmamoğlu gitti, İnce geldi. Hangisi beni temsil eder ya da etmez deyip şak diye gözü kapalı basan değilim. Öyle anneme basıyor bunlar. Dedesinden, ebesinden miras kalmış. CHP Atatürk kurdu diye hala gidip oy veriyorlar. Hatta torunlarına dedi CHP'ye aşılıyorlar. Ya gelecekteki torunun CHP aşılıyorsun da ya önünde kravatlı bir tane şey mi, manken mi duracak, asker mi duracak, ne duracak bilmiyorsun ki ne. Ahtapot mu duracak, insan mı, hayvan mı, ne duracağını bilmiyorum ki, ne diye aşılıyor. Senin çocuğuna hangisi hizmet ederse oğlum, ne evinin önüne kim yol yaparsa, kim hastane yaparsa, kim okulda, eğitimde, sağlıkta, teknolojide çığır açarsa onlara oy ver demiyorlar da. Diyor ki CHP'ye oy atacaksın. Ölsen de kalsan da CHP'ye. Aç da kalsan, ölsen de CHP'ye. Ya kardeşim, bak bu CHP sizden böyle güç alıyor. Sizin sayenizde, hani dedim ya o örümcek gibi ağ örüyor. Ne kadar orada ışığa çeken sinekler, böcekler varsa hepsini yiyor işte. Güzel yere, çok güzel yere tezgah kurmuşlar. İşte bu zihniyetten kurtulmamız lazım. Tanrı Amon, bu diyorlar ya, Amon'u yenmeden o putu yıkamayız. Amon'u yeneceğiz, o putu yıkacağız. Ondan sonra yerine hak din. Ondan sonra işte gerçek din gelmesi lazım. Ondan sonra hizmet eden insan gelsin işte. Ondan sonra bakalım hizmet ediyorsa biz de oy atalım. Ama şu anda sadece yaptığı her şeyde hep devleti, hükümeti eleştirmek, yaptığı iyi işleri de eleştirmek. HDP ile bak ittifak kurdular, HDP ile belediyeleri almalarına rağmen alt tabanı sesini bile çıkarmadı. AK Parti HDP ile ittifak kursaydı bütün dünya yer yerinden oynardı ya. Zaten bir kere biz oy vermezdik yine HDP ile ittifak kurup beraber seçime gitseydi. Zaten oy vermezdik HDP ile seçime gitseydi. Evet arkadaşlar, benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Lütfen kanalıma abone olup ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.